Herkese merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu videoyu uzun zamandır çeksek mi, çekmesek mi diye çok düşünüyorduk gerçekten. Çünkü hani bu tarz videolar gerçekten YouTube'da çok var. Mutlaka siz de meraklısıysanız zaten biliyorsunuzdur. Ama hani biz gene de bu kadar sağlıklı tarif derken, bu kadar sağlıklı beslenmeden, bu kadar sporun vücudumuza ve hayatımıza yarattığı değişimi anlatırken bunu da bahsetmeden geçmek istemedik. Bugün sizlere aslında benim totalde ne kadar kilo verdiğimi ve bu beslenme süreçlerinden nasıl geçtiğimi, pat diye mi böyle ketojenik beslenmeye başladığımı, tabii ki hayır, bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Videonun sonunda da totalde ne kadar sürede ne kadar kilo verdiğimi tabii ki sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu aslında çok uzun ve biraz da komik, hatta trajikomik bir hikaye. Mutlaka hepimizin özellikle ergenlik dönemlerinde kilo alması veya sağlıksız yiyecekler yemesi, tabii ki bilinçsiz olarak bunların hepsini yaptık. Bazen çünkü en küçük yaşlarda aileniz ne getirirse hepimiz gibi onları yiyoruz yani. Ben aslında orta 2'de 50-55 kilo civarındaydım. Daha sonra orta sonda ergenlik çağıyla beraber ve o yaz hatırlıyorum inanılmaz böyle yağlı yiyecekler, cipsler, kolalar, Allah ne verdiyse. Tabii onlarla beraber 65 kiloya kadar çıktım. Bir de üstüne tabii tel takılıp da veya işte gözlükler takılınca böyle anlayacağınız o zamanlardan bir resim varsa mutlaka videoya ekleyeceğim. Tam böyle hani çirkin Betsy'ye döndüm yani. Hani ben öyle hissediyordum en azından. Tabii kilo alıp verince ve o yaşlarda her şeyiniz yani annenizle yaptığınız için tabii mesela diyelim ki işte bir gece olacak veya bir şey olacak. En önemlisi bir ortaokul mezuniyeti. Hadi kıyafet bakmaya gidelim. Şimdi annem burada olsa eminim çok komik veya çok böyle şey trajik hikayeler anlatırdı sizlere. O yüzden hani açıkçası kıyafet bulmakta, bulduğumu beğenmekte, aynaya baktığımda hani böyle ya kendimi beğenmediğim bir süreç. Ha bunları şimdi bu kadar anlatıyorum. O zaman bu kadar bilinçli miydim? Tabii ki hayır. Ve lise hayatım da daha çok böyle kilo alarak geçti ama o an kilo aldığınızı veya sizin hayatınızı ne kadar etkilediğini o yaşta ben o kadar bilinçli değildim. O yaşta çok bilinçli olan arkadaşlarım da vardı dikkat eden, spor yapan ama inanın ben hiç öyle değildim. Ama tabii ki annem hani evladı olarak daha güzel görünmem veya kendimi iyi hissetmem belki de kendi için biraz da bilemiyorum. Beni mesela diyetisyene götürdü. Lise 2'deydim. O zaman tartıya çıktığımda hatırlıyordum yani 73 kiloydum. Hani şu an şu yaşta 73 kilo olmamla o yaşta 73 kilo olmam arasında tabii ciddi bir metabolizma farkı ve bir şey farkı var yani gerçekten fark var. 73 kilo çıktım ve diyetisyen bana bir liste yazdı. İşte hani spor falan yok o zaman, bu kadar farkındalık yok dediğim gibi. O listeyi yaptım falan, öyle ilk hafta 3 kilo verdim falan. Yani bir hafta uyudum, ondan sonra uyumadım. Tabii bu süreç böyle üniversiteyi de kapsayarak bu şekilde geçti. Ta ki Erasmus'la Almanya'ya gidene kadar. Orada tabii çok yol yürüyorsunuz, başka bir ülke. İşte her şeyi yiyemiyorsunuz falan. Çok ciddi bir kilo vermiştim yani. Ama döndükten sonra tabii ki o kiloyu Adanalı olup da yemek yememek veya o rutine uymamak mümkün mü? Değil tabii ki. O kiloyu tekrardan geri aldım ve hep böyle 70'ler, 73'ler hep böyle devam etti. Tabii ki zaman zaman böyle hep her pazartesi veya 2 haftada bir pazartesi diyete başlayıp belli bir süre devam edip kilo verdiğim oldu. Ama şimdi o zamanları düşündüğümde hakikaten hiçbir şekilde o diyete başlarken klasik hani bizim beynimize yerleştirilen ve duyulan algının dışında hiçbir bilincim, hiçbir farkındalığım yoktu. Şimdi onu düşünüyorum. Yani şu anki aklım ve şu anki bilincim o zaman olsa tabii ki bu sürece belki çok daha erken gelirdim ama öyle olmadı. Eminim hani şu an bu hikayeyi dinleyince, bu videoyu izleyince belki aynı süreçleri yaşayan, ay evet ben de böyleydim dediğinizi duyar gibiyim. Aynı hikayeleri olan çok insan var çünkü. Her neyse hep böyle geçti. Yani hep bir kıyafet sorunu, hep bir ayna sorunu. Yani hani hiç bitmiyor. Tabii daha sonra üniversite bitti. İşe başladık. Geldik güzel. İşe başladığımızda böyle ilk iş görüşmesine gittiğimde gayet şeyim böyle tabii şık pantolonlar falan gömlekler. O zaman gene iyiydim yani fena değildim ve düşünün hani İstanbul'da yaşıyorum. Tempo burada had safhada. Ona rağmen şeydim yani hani yememden asla geri kalmıyordum. Dediğim gibi yani diyete başlamak benim için hani bir kısıtlama mantığıydı. O yüzden de açıkçası hani hep başlıyordum hep bitiyordu. Hep başlıyordum hep bitiyordum. Bu arada ama spor hayatımda hiç yok. Kesinlikle yok. Yani insanlar üniversitede en azından bir spor salonuna gider değil mi? Herkes bir tecrübe etmiştir. Hani sınıf arkadaşlarım bile gidiyordu falan hani yani. Hiç yürüyüş dahi yok. Hiçbir şey yok. Neyse tabii işte iş hayatı falan vesaire. Kendi paranızı kendiniz kazanmaya başlayınca farklı şeyler yapmak istiyorsunuz. 5 sene önce falan spora başladım. Yani düşünün o zaman 27 yaşındaydım. İlk spor salonuna gidişim 27 yaşında yani.
Daha sonra işte hani orada kardiyo yapıyordum. Biraz küçük bir spor salonuydu. Eve geliyordum işte Kayla ile o zamanlarda tanışmıştım Damla sayesinde. Kayla yapıyordum ama gene bir kilo verdim. Ama gene bir bilinçlilik yok. Yani sadece kilo vermeye odaklı yapılan bir iş olduğu için hani ne oluyordu? Yapıyorduk, geliyorduk falan. O dönemde çok kilo vermiştim. Hani şimdiki kadar değildi belki ama gerçekten kilo vermiştim. Vücudum çok sıkılaşmıştı. Neyse, tabii ben o kiloyu geri aldım. Ne olacak böyle? Al ver, al ver. Vücuda da sağlıksız bir şey yani. Bu çok doğru değil. Herkesin mutlaka hayatında bazı kırılma noktaları vardır. Benim hayatımda kırılma noktalarım da 2018'in Eylül'ün sonu itibariyle işten ayrılmamla başladı. Ve işten ayrılıp tartıya çıktığımda inanamazsınız 75 kiloydum. İşten ayrılmadan önce Temmuz ayında o zaman bir şeye Ege Akdeniz turuna gitmiştik üniversiteden arkadaşımla beraber. Oradaki resimlerime şimdi bakıyorum inanamıyorum. Ben diyorum ki İnce nasıl bir şey bu yani? Hani nasıl oradan buraya? Videoya ekleyeceğim zaten hani before after'ları mümkün olduğunca zaten siz de görüyor olacaksınız. Neyse işten ayrıldım falan hani böyle bir aydınlanma çağı böyle bir geçiş ding edilir ya hani hayatınızda. Benimki de açıkçası onun gibiydi. Dedim ki İnce bundan sonra kendine iyi bakacaksın. Kendini farkına varacaksın. Yani düşünün şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi belli bir yaşı geçince cildiniz ne kadar düzgün olursa olsun, güzel olursa olsun mutlaka bir hani kurulaşma olur ve nemlendirici kullanırsınız. Yani bunu her kadın kullanır. Her kadın cilt bakım ürünü kullanır. Ben işten ayrılana kadar hiçbir şekilde cilt bakım ürünü kullanmadım. Ya o kadar kendim farkındayım, o kadar kendime bakmıyorum. Özellikle hani iş yerinde tabii son dönemleri biraz stresliydi. Homie good luck, ye Allah ye, ye Allah ye derken tabii iş aldı başını gitti. Düşünün ki 76 kiloydum, özür dilerim. 76 kiloydum tartıya çıktığım zaman ve ben inanamadım. Yani bir de insan hani bunu farkında olmadan yediği için ya da spor yapmadığı için hani şey oluyorsun yani o kadar kilo olabileceğini düşünmüyorsun da idrak etmiyorsun. Ha bu arada şunu söyleyeyim hani o dönem 27 yaşında spora gittim hani bir 6-7 ay sonra bıraktım. Gene o arada bir hani yaklaşık bir 2 sene falan gene boşluk var. Ya arada illaki bir yürüyüş mürüyüş o zaman yapmıştım ama hani o kadar ciddi bir spor dolayı değildi. Neyse işten ayrıldım. Dedim ki yani bu iş böyle olacak kendine bakacaksın. Öncelikle gittim kendime bakım ürünleri aldım. Cildimin nasıl bir tip olduğunu tespit ettirdim. Ve kendi çapımda evde spora başladım. O 3 ay öyle geçti. Ocak ayından itibaren zaten videoda da bahsetmiştik gene eklerimi izlemeyenler için ketojenik beslenmeyle tanıştık. Ve ilk 1 ay, 1,5 ay ketojenik beslenme tamamen sıkı olarak sonrasında da biliyorsunuz hep videolarda bahsediyorum. Kendi beslenme şeklimi oturttum. Yani düşük karbonhidratlı tabii ki canım çok istediği zaman veya dönemsel olarak canımın çektiği şeyleri asla esirgemiyorum. Ama bir gün yiyorsam 2 gün buna dikkat ediyorum. Veya 2 gün yiyorsam 3. gün yemiyorum. Kendime böyle bir rutin oluşturdum. Bununla beraber takip eden Mart ayında da spor salonuna başladım. Koronaya kadar da zaten hep spor salonuna gitmeye devam ettim yaklaşık 1 sene boyunca. Ondan sonra da şimdi evde kendime bir rutin oluşturdum. Zaten challenge videolarımızda da onları da videoya dönem dönem ekleyeceğim. Challenge videolarımızda da April Han'la veya işte Chloe ile veya işte ip atlamayla bunlarla kendime bir rutin oluşturuyorum. Hani bunların hangilerini günlük hayatta yapabilirim? Tabii ki challenge amacıyla başlıyoruz ama sonra bunları kendi rutinime dönem dönem eklemeye çalışıyorum. Yani demek istediğim bu burada önemli olan aslında diyet mantığıyla hareket etmeniz değil. Ben bunu farkına varıp hayatımı bu yönde değiştirdiğim zaman aslında kilo da verdim. Vücudumun şekli de oturdu. Beslenme şeklim de oturdu. Şimdi hep bu rutinde ilerliyorum. Mesela örnek veriyorum şehir dışına seyahate gittim Antep'e. Şimdi Antep'e gitmişsin yani yuvalama içilmez mi? Veya işte ne bileyim hani beyran içilmez mi? Yani onları tabii ki yiyeceksiniz ama Antep seyahatinden geldikten sonra mesela 2 gün 3 gün mesela dikkat edeceğim diyeceksiniz. Örnek veriyorum. Burada dikkat etmekten kastımız ne? Daha düşük karbonhidratlı beslenmek. En azından benim açımdan böyle. Sizin kendinize ait bir beslenme şeyiniz varsa mesela ben ketojenik değil ama glutensiz besleniyorum diyorsanız o zaman ne yapacaksınız? O seyahatten döndüğünüzde o beslenme şeklini kendinize tekrardan uyduracaksınız veya işte rafine şeker yemeyeceksiniz. Hani sizin rutininizde sizi etkileyen ne varsa siz ona göre bunu dengeleyeceksiniz. Yani o yüzden hani diyet kafası yok işte tavuk salata hep ömrü hayatım böyle geçti ya ortaokul lise salata tavuk salata tavuk ya arkadaşım salata tavuk değil olay yani. Olay tamamen aslında sizin vücudunuza neyin iyi gelip gelmediğini bulmak aslında biraz bu ve bununla beraber sizin vücudunuza iyi gelmeyen şeyleri bir kasede bunları dönem dönem tüketmek ve hani
Canınız bu kasenin dışındaki bir şey istediğinde bunu yediğiniz zaman ertesi gün veya bir sonraki gün o kaseye geri dönmekte. Yani bunu kendi kafanıza, kendi beyninize yerleştirdiğinizde, kendinize böyle bir rutin çizdiğinizde inanın gerçekten bir beslenme şekliniz oluyor. Yani diyet yapmıyorum ben. Benim bir beslenme şeklim var. Ben böyle besleniyorum. Dolayısıyla şimdi çok ilginçtir. Mesela bir sene boyunca tabii ki çok kolay kilo vermedim. Yaklaşık ayda birer kilo vere vere bu şekilde devam ettim. Sonrasında özellikle pandemiden sonra beslenme şeklim hani oturdu. Belli bir istediğim hedef kiloya da geldim. Güzel. Ondan sonraki kilo verişlerimi inanın ben kendimi hedeflemedim. Yani ben şu kiloyu vereceğim, şu gün şunu yiyeceğim, bugün böyle yapacağım, işte bir hafta dikkat edeceğim demedim. Sadece gerçekten bu korona döneminde hareket etmeye devam ettim. Spor yapmaya devam ettim. Ve dolayısıyla da kilo vermem daha çabuk oldu. Tabii kilo verdikçe metabolizmanız hızlanıyor ve yediğinizi de spor yaptığınız için de daha çabuk eritiyorsunuz. Bu da bir gerçek. O yüzden lütfen kendiniz için doğru olanı bulun. Başkaları için değil. Ha, kendiniz için doğru olanı ben kendim deneyerek buldum. Siz böyle olmak zorunda değilsiniz. Tabii ki bir doktor yardımı alabilirsiniz ama bunun için belki hani diyorum ya enerjinizin tutması lazım o diyetisyenle veya belki daha farklı bir iç hastalıkları uzmanı sizi bir diyetisyene yönlendirmeli bilmiyorum ama hani bu konuda gerçekten doğru kişiyi bulmanız çok önemli ki sizi doğru yönlendirsin. Yoksa size diyet listesi yazıp elinize verip hadi yapın kardeşim değil. Sizi neyin gerçekten iyi geleceğini ve neye göre o listeyi verdiğini size anlatması sizin de bundan tatmin olmanız gerekiyor. Kendiniz de tabii ki YouTube'da, internette birçok video var artık bununla alakalı olarak. Aralıklı oruç gibi veya işte ketojenik beslenme gibi bunları izleyip de deneyip kendinize de bir rutin bulabilirsiniz. Bu artık sizin neyi sevdiğinizle, neyi ne kadar yaptığınızla alakalı bir durum. Evet, genel olarak böyle bir çocukluktan gelen bir hikaye anlattım size. Umarım çok sıkmamışımdır. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Ben ne kadar sürede ne kadar kilo verdim? Bang, soru işareti. Evet, şimdi aslında bu işe başladığımda Mart ayını baz alabiliriz. Gerçi ketojenik beslenme ne düşünürseniz Ocak 2019 olarak baz alabiliriz ama 76 kilo dediğim şey aslında Ekim ayında, Ekim 2018'de tartıldım. Yani yaklaşık hani 1,5 sene ki daha da fazlaya geçiyor. 22 ay gibi bir süre gibi düşünürseniz 22 ay gibi bir sürede ben aslında 20 kilo verdim. Hani bu videoyu daha önce çekmememin sebebi bir böyle dedim ki hani bir 20'yi göreyim yani. Şu an 56 kiloyum arkadaşlar. İnanamıyorum gerçekten. Hiçbir şeyim olmuyor. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Bunu hani anlatıyor olmak, paylaşıyor olmak, bunu yaşıyor olmak çok güzel. Tabii bir yerde dezavantajı da var ama ben onu görmüyorum. Çünkü ben şöyle bir şey söyledim kendi kendime. Dedim ki hani belli bir kiloya gelip bunu koruduğumu anladığım ana kadar kendime kıyafet almayacağım. O yüzden de almıyorum. Hani bu 22 ayda kendime sadece günlük hayatta dışarı çıktığımda giyebilmek için bir tane kot pantolon aldım. O da mecburdum zaten. Mümkün mertebe eskileri böyle salaş vaziyette kullanıyorum. Ama dolabımı temizleyeceğim. Hani hedef kiloya gelip şu an hedef kiloya geldim gibi yani. Hatta hedef kilodan da fazlası. Ben 60 olsa iyi diyordum ama şu an 56'ya geldim. Hani bir çizgi koyduysak 20 kilo gibi buna ulaşmış oldum şu anda. O yüzden hani kıyafetlerimi ayıracağım ve bundan sonra gerçekten almaya başlayacağım. Belki biraz daha beklerim hani korumak tam böyle 56'da kalmak ne kadar kalıyorum kalamıyorum bunu görmek için. Ama bundan sonra artık biraz gardırobu temizlemeye başlayabilirim. Umarım bu video sizin için teşvik edici olur. Gerçekten hani böyle geçmişten böyle mızmızlıklarla gelen işte kıyafet sorunlarıyla problemlerle gelen bir insanın şu an hani kendini fark ettiği bir hikaye anlattım sizlere. Sizden de ortak şeyler varsa videonun altına lütfen yorum yazın. Beraber paylaşmayı ve cevaplamayı çok isterim. Umarım sizin için de teşvik edici veya faydalanıcı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.